Merhaba arkadaşlar. Okan hoş geldin. Ses görüntü nasıl? Ses görüntü geliyorum. Hatta şurada yazayım. Ses. Oo, tam yazamadım. Size yılbaşında yazmıştım kurs kitabını. Hatta şöyle okuyayım. Size yılbaşında yazmıştım kurs kitabını bitirdim. HSK 3 kelimelerini ezberliyorum diye onu bitirdim. HSK kelimelerini de bitirdim. Allah'ın izniyle HSK 4 kitabına başlıyorum. Seyyidettin. Anladım. Faydalı oluyorsa ne güzel. Nasıl kursları takip ettiğin zaman Çince'nin geliştiğini hissediyor musun? HSK 3 ve HSK 4 konu altı videosuyla birlikte sana o zaman hocam. Hani o kurslar gayet yeterli. Eğer böyle sindire sindire yavaş yavaş izlersen yani atıyorum bir videoyu izledin o videodaki her şeyi anlayarak veya her şey olmasa bir %80 %90'ını anlayarak diğer videoya geçiyorsan çok rahat sınavları geçersin. Evet, o hızları tanıyorum, biliyorum, anlıyorum. O süper o zaman. Bir de cümleyi de anlıyorsan, yani bir cümleyi gördüğün zaman işte o, gerçi Çince'de gramer İngilizce kadar zor değil. Yani İngilizce'de bazen çok garip şeyler olabiliyor. Kelimeyi ve grameri biliyorsun mesela ama cümle çok garip. Atıyorum işte sıfat başta falan filan. Anlaşılmayabiliyor ama Çince'de özellikle HSK kitaplarında öyle bir şey yok. Yani sırası belli. Kamil hoş geldin. Hocam bir ayda 300 kelime artı HSK bitirdim gerçekten bir şekilde. O süper. O zaman bir 2 veya 3 ay içerisinde şey yaparsın HSK 4'e gelirsin. Yani aslında yoğun bir çalışmayla böyle 4-5 ayda sıfırdan HSK 4'e geçecek seviyeye gelirsin. Yani Çin'de çok fazla insan tanıdım öyle geçen. Hatta ben de o şekilde yani 4 ayda falan böyle yoğun çalışmayla HSK 4'e geçmiştim. Overlord hoş geldin. Bugünkü derse görmedin mi? Bugün de ders vardı. Sadece Kamil'le yaptık ders. İnşallah hocam. Umarım geçersin. Geçtikten sonra bana söyle. Bu tarz böyle özellikle Çince HSK sınavına geçen öğrencilerin geri dönüşleri beni mutlu ediyor. Ay bana İngiltere'ye yakında gitme fırsatı çıktı. O süper. Nasıl vize falan aldın mı? İngiltere vizeyi çok zor veriyor diye duydum. Böyle birkaç videoda hatta yani iş buluyor bulmuş adamlar veya üniversitede orada burs kazanmışlar ama işte konsolosluk vize vermiyor. Hatta İtalya'da da aynı şekildeymiş. Mesela benim bir arkadaşın kardeşi İtalya'da bir üniversitede burs kazanıyor. İki defa işte başvuru iki defa reddediyorlar. Üçüncü de kabul ediyorlar. Yani öğrenci üniversite kabul ediyor. Bursu var. Ona rağmen. Ya çok garip. Biz için sponsorum var. Anladım. O zaman sıkıntı sağlayabileceksen ne güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle linkleri de paylaşabilirim. Gerçi şey yayının açıklama kısmında biraz da bu yayını böyle biraz daha bunlar üzerine de muhabbet edelim diye şey yaptım. Hepiniz şu kursa ücretsiz katılabilirsiniz arkadaşlar. Artık sürekli söylüyordum yayınlarda yapay zeka öğrenmeye başlayacağım. Artık başladım. Ve şu linki kullanarak bu kurs ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapay zekaya meraklıysanız ama bu kursu İngilizce konuşarak şey yapıyorum. Öğretiyorum. Yapay zeka kursları hep İngilizce olacak. Hem şey yapabilirsiniz yani. Hem yapay zeka öğrenip hem de İngilizce lisanı yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Derslere katılamıyorum abi. Final haftam var da çok zor. Anladım. Kolay gelsin. Ha, bu arada şey de göndereyim. Bir dakika.
Şimdi bu şu anki bootcamp zaten bir denemeydi. Deneme yapıyorduk. Ki yani bu bootcamp hatta Okan sen de bilmiyorsan şu an ekstra bir tutorial diye bir sitede şey yapıyoruz. Canlı yayın yaparak çevir yapıyoruz. Benim o çeviri videolarını İngilizce öğreniyorsan veya YouTube'da da var. İşte ben videolarda böyle cümleleri çeviriyorum İngilizce. Mesela hikaye ve romanları. Bu bootcamp'te tutorial diye bir platformda. Hatta işte sonrasında Google Meeting üzerinden şey yapıyoruz. Yani siz cümleleri tek tek size çevirtiyorum. Ben sizi düzeltiyorum. Baya işte bu verimli olacak mı olmayacak mı diye şüphelerim vardı. O yüzden bir deneme bootcamp yaptık. Hatta şeydi. Herkes işte 50 TL'ye kaydolabiliyordu. Şimdi 20 Ocak'ta hatta onu da linkini göndereyim. Bu linkten o platforma şey siteye ulaşabilirsiniz. Daha böyle yoğunlaştırılmış bir şekilde yine bootcamp yapacağız. O şekilde ve bu bootcamp'de şey olacak. Bir ay boyunca sürecek 4 hafta ve toplamda 16 tane hikayeyi, böyle kısa hikayeyi sizle birlikte çevireceğiz. Yani siz çevireceksiniz, ben kontrol edeceğim. Herkes böyle işte cümle cümle veya paragraf paragraf çevirecek. Daha sonrasında da işte dersin sonunda böyle yarım saat, bir saat İngilizce münazara yapacaksınız. Mesela bir konu olacak, bir konunun işte bir tarafına birini savunacak, diğer tarafına birini savunacak. Bu şekilde İngilizce konuşacaksınız. Ben hatalarını düzelteceğim. Bunun işte böyle bir şeyi ben daha önce hiç yapmamıştım. Verimli olur mu olmaz mı diye düşünüyordum. Ki yaptık, gayet verimli. O yüzden ilgilenen arkadaşlar varsa o linki şey yaparak kaydolabilirler. Bu arada Udemy kursları gibi değil. Hatta şu link şu. 20 Ocak'ta son arkadaşlar. 20 Ocak'a kadar kaydoldunuz, kaydolmadınız. Ondan sonrasında kaydolamıyorsunuz. Bootcamp başlıyor. Ve kaçta? 11 Şubat'ta falan bitecek. Ondan sonra büyük ihtimal işte bu alan arkadaşlarla ve yine birkaç tane de arkadaş da gelir. Onlarla devam edeceğiz. Sercan hoş geldin. Bir tane araştırma dönemi yapay zeka yaptırdım. O güzel ChatGPT mi? Bard da iyiymiş sanırım. Ben Bard kullanmıyorum ama. Ya bu tarz araçları kullanmakta fayda var. Bizim hoca da demişti abi İngilizce hikaye kitabı okuyormuş. O da bir uygulamadan kitap seslendiriliyormuş. Anladım. Yani okuyor mu yoksa dinliyor mu? Storytel'de mesela bir sürü kitabın seslendirilmiş hali var. Oradan dinliyor da olabilir. İngilizce kitaplar da var diye biliyorum orada. Sonrasında arkadaşlar yine en son link olarak da bir dakika topluluk kısmında şeyi sormuştum. Hangi romanı çevireyim diye. İnsan Neyle Yaşar romanı çevirisi bitti. Ve yeni 3 tane roman seçeneği koymuştum. İşte Yeraltından Notlar. Daha sonrasında Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde bir de Zaman Makinesi. Yeraltından Notlar %48 oyla birinci seçildi. O kursa da başladım. Yayınlandı. Ve işte her gün yarım saat bir saatlik video ekliyorum. Bu linki şey yaparak tıklayarak o kursa ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem de şey yani indirimli link 70 TL olması lazım. Yani şu an kurs kısa ve yeni olduğu için 70 TL'ye düşüyor diye biliyorum. Hatta bakabilirsiniz şu an kaç para düşmüş. Çünkü kurstan kursa değişiyor fiyat. Yani arkadaşlar bir önceki yayını biliyorum. Bayağı oldu. 2 hafta falan oldu. Bu 2 haftada boş durmadım. Bir sürü şey ürettim. Kamil bu hafta üniversite öğrenci final sınavına denk gelmiş. Bugün üzerine mesai çıkışı denk geldi demek ki. Ha, evet. O yüzden katılım az olmuş olabilir. O zaman bir sonraki bootcamp'e 20 Ocak'ta başlayacak olana katılım fazla olabilir. Tatil oluyor değil mi o zaman? 20 Ocak'ta. Bu 15 tatile giriliyor diye biliyorum. Hocam ben B seviyesi ve üstü tüm kurslarınızla ilgiliyim. Hiç kaçırmayacağım. Tamamdır. Hatta şeyi bak bu Yeraltından Notları tavsiye ederim. Bundan sonra sürekli roman çevirisi yapacağım. Çok ilginç cümleler var arkadaşlar. Yani böyle
Bu insan değil yaşarda da çok garip cümleler vardı. Bu yaratan notlar çok çok daha farklı. Hatta bak size göstereyim bir tane. Şimdi tabii nasıl yapacağım onu? Şu an benim bilgisayarda arkadaşlar bayağı bir sekme açık. Yani şey Chrome sayfası olarak bir 6-7 tane var. Her sayfada en az böyle bir 20-30 tane sekme var. Bayağı biraz zor olacak ama bir dakika. Şuradan alabilir miyim bunu? Tamam. Şu an gözüküyor mu arkadaşlar? Bir tane cümle göstereceğim. Bayağı şey yani böyle felsefi cümleler. Hocam Çince ve Çin için 22 yaşındayım, lise mezunuyum. Hocam sizce geç mi, askerliğimi bitirdim. O yüzden uzadı. Yo bence şey yani ben de üniversite ortalarında falan Çince öğrenmeye başladım. Ya gayet şey. Üniversiteyi de şey yapabilirsin. Üniversitede burslu okuyabilirsin ki benim o şekilde gelen hatta Tayyen'e gelmişti bu sene. HSK 4'ü geçti. Burs kazanarak CS bursuyla üniversite kazandı burada. Ve bursla okuyor. Yani ve o bursla da burada yurtta kalırsan eğer hiçbir şekilde işte ailenden falan da para istemek zorunda kalmadan okuyabilirsin. Gayet rahat bir şekilde. Buraya geldin hem Çince'ni de çok iyi geliştirirsin. Ve nispeten yani Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye göre kötü üniversiteye gideceksen ise o üniversiteden daha da kaliteli bir üniversitede de okumuş olursun. Yani HSK 4'ü geçersen şansın artar üniversitede. Burada burs kazanın. Ya bir tane öğrencim kazanmış da. Okan hiçbir şey için geç değildir. Kesinlikle katılıyorum. Yani mesela ben 30 yaşındayım. Ben de yapay zeka öğrenmeye başladım. Biraz benim işte doktora yaptığım için öğrenebileceğime inanıyorum yani. Mesela bir 2 yıl sonra yapay zekada çoğu şeyi en azından şey temel değil de orta seviyede temeli geçecek şekilde öğrenmiş olacağım. 3. yılda artık benim kendi havacılıkla ilgili alanıma dair böyle yeni bir model geliştirecek seviyeye geleceğim. Yani böyle gelebilirim falan da demiyorum yani. Eğer bu kafamdaki gibi çalışmaya devam edersem ki başladım çalışmaya. Böyle çalışmaya devam edersem her türlü geleceğim. Yani o özgüvenin olması lazım. Okan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Overlord küçük bir metni çevirir misin abi? Tamamdır. Hatta şurayı sizin şey yapmanızı istiyorum. Bir dakika. Şu iki cümle. Mesela şu ilk cümle biraz da bağlantılı da devamı da. Şu cümleyi mesela ne anladınız? Böyle anladığınız kısım. Çevirebilir misiniz? Biraz böyle şey yapalım. Hem muhabbet hem sohbet. Mesela bu cümlelerden bir tanesi. Böyle arkadaşlar ben daha 13 tane falan video çevirdim. Cümlelerin yarısı böyle. Yani cümle aslında şey olarak İngilizce olarak da zor ama Türkçesi de zor yani. Bu cümlenin mesela bir romanla okusak bilmiyorum. Yani yaratan notları Türkçe romanla okuyan arkadaşlar var mı? Orada da bir şaşırmıştır yani. Yani burada ne demek istedi diye. Gerçekten insan neyle yaşar da böyle bir cümleler yoktu. Demek ki yani insan neyle Tolstoy'unda. Tolstoy bana benim anladığım biraz daha böyle net yazıyor. Yani Dostoyevski'nin dili yani daha ağır gibi geldi bana. Yine devamını da anlarız ama. Tahir hoş geldin. Evet, o zamandır yayını açmıyordum ama boş durmadım. Bir önceki yayın başında anlattım. Bu hafta içerisinde 3 tane kurs yayınladım. Yapay zekaya başladım. Yapay zekada bir tane kurs yayınladım.
Böyle üretiyorum artık böyle şey yapayım dedim. Bir de bootcamp açtık işte her hafta sonu böyle şey yapıyorduk. Onu bak bir daha paylaşayım. Eğer böyle İngilizce kursları takip ediyorsan böyle bir de şey yapıyorsan canlı yayında hikaye çeviriyoruz. Tutorial platform üzerinden. Bu linkten ulaşabilirsin. Böyle Google Meeting biliyorsundur. Sesli bir şekilde. Böyle hikaye açıyoruz. Siz mesela cümle cümle çeviriyorsunuz. Kaç kişi katıldıysa ben düzeltiyorum. Sonrasında böyle speaking falan da oluyor. Çok verimli geçti yani. Bir kısmı bitirdik gibi. Yani iki tane ders kaldı. 20 Ocak'ta bu başlayacak. 20 Ocak'a kadar kaydolabilirsiniz. Kelimeleri biliyorum da ne demek istediği anlamadım. Evet bu bak gerçi çok gıcık edici bir nokta. Biliyorsun kelimeleri, grameri de biliyorsun. Aslında gramer olarak da çok da bir zor bir şey yok yani. Bir bağlaç ne vardır? İşte bunun yanı sıra var. Onun dışında böyle bir zaman olarak da çok bir şey yok. Tahir de aynı şeyi demiş. Aynısı kelime de biliyorum ama çevirisi yok. Yazmak tek yolu değil gibi bir şey yazıyor. Yazmak. Yok yok bu not buradaki şey. Bu geri alttan notlar ya o notları kastediyor. Burada writer'da write yazmak writer yazar. Bu notların yazarı. Ama pozitif. Evet. Gerçekten şey bu tarz cümleler göreceğiz. Hatta çevireyim arkadaşlar. Yani böyle çeviri kursu, çeviri yayını olmayacak. Burada ne vardırız? Bunun yanı sıra. Hatta şurayı da çevireyim. İlk cümleden çünkü biraz da bahsediyor. The author of the diary and the diary itself are of course imaginary. The author burada yazar. Of the diary. Diary arkadaşlar burada yine notlar. Hani günlük anlamı var zaten. Burada notları kastediyor. Burada not dediği şey aslında burada diary. İşte bu notların yazarları and the diary itself ve bu günlüğün de kendisi. Kendisi burada iki tane özne olduğu için are kullandık. Of course tabii ki de imaginary burada işte imagine hayal etmek ya. Imagine de hayal ürünü. Yani bu kitapta biz bütün aşı olacağız işte mesela notlar okuyacağız. Bu notları yazarları ve işte bu notları kim yazdı? Notlarda geçen kişiler, o baş karakterleri ve bu notların kendisi yani yaşanan olaylar tabii ki de hayal ürünü. Gerçek değil. Sonra burada nevertheless it is clear that such persons as the writer of these notes not only may, but possibly must. Falan burası biraz böyle kafa karıştırıyor. Exist in our society when we consider the circumstances in the midst of which our society is formed. Burada nevertheless, bunun yanı sıra. Yani şu işte tamam hayali ama it is clear that. Clear neydi burada? Açık. Mesela işte bir şey net bir şeyle görmek işte. Clearly see. Net bir şeyle görmek. That'ten sonra mesela bir sıfat mesela it is bir sıfat sonra that varsa arkadaşlar that'ten sonra olan neyse burada yazanlar şu sıfattır clear nettir. Yani burada that'ten sonra yazan şey açık. Herkesin görebildiği, görebileceği bir şey, herkesin anlayabileceği bir şey. Neymiş bu? Such persons. As the writer, such persons. Burada böyle kişiler, böyle insanlar. Ne gibi insanlar? As burada gibi anlamını veriyor. The writer of these notes. Bu notların yazarları gibi insanlar. Yani biz işte bir hikayede, romanda bir sürü roman, şey okuyacağız, notlar okuyacağız. İşte bu notların yazarı var. Bu yazarı gibi insanlar not only may but possibly must. Burada arkadaşlar only may burada ihtimal olabilir. Yani sadece olabilir değil. Buradan not but gibi şey bilirsiniz yani. Ama pozitif bir şekilde, olumlu bir şekilde olması gerekiyor. Exist burada var olmak. Nerede? In our society. Toplumumuz olması gerekiyor. Yani şu yukarıdaki cümleyle bağlantı var aslında. Yukarıda ne dedik? Bu hikayelerin yazarları ve bu hikayelerin kendisi hayal ürünü. Bunlar gerçek değil. Yani burada biz okuduklarımız gerçek değil. Ama buradaki baş karaktere benzeyen bir karakterin toplumumuzda hani var olsa iyi olur değil. Ama olumlu bir şekilde var olması gerekiyor. Ne zaman? When region var. We consider. Consider burada işte göz önünde bulundurmak da var. Circumstance de burada durum, şart. Neredeki şartlar, neredeki durumlar? In the midst. Midst burada orta, arasında. Which our society is formed. Form burada şekillenmek. Society'nin toplum. Burası da pasif var ya. Toplumumuzun şekillendiği. Aslında şurası
İşte toplumumuz ne yapıyor? Şekilleniyor. Ne yapıyoruz? İşte biz işte bir sürü toplum olarak kültürlerden etkileniyoruz. Başka işte sosyal medya geldi, başka bir şeye de evrildik falan. Toplumumuz bir şekle büründü. Bu şeklin, yani toplum olarak geldiğimiz noktanın arasındaki, bu ortasındaki şartları biz göz önünde bulundurduğumuzda, yani bu şartlar altında diyebiliriz burası için, bu notların yazarı gibi insanlar hani sadece olabilir değil, olması gerekiyor diye, olması gerektiği açıktır bunun yanı sıra diye çevirebiliriz. Nasıl cümle arkadaşlar? Yani gerçekten yani Türkçesini okusam bile bu cümlenin, yani bir romandan, Türkçe çevresinden yine bir şey, duraksarsın yani. Gerçekten Dostoyevski'nin dili biraz bana çok garip geldi ve güzel ama yani. Tam İngilizce öğrenmek için bu tarz aynı karmaşıklıkta çok fazla cümle var. Daha ben şey diyeyim ya, bir iki sayfa çevirmeme rağmen. Anlaşıldı mı? Ya böyle anlattığım yeri anladınız mı? Aslında yapı olarak basit değil ya. Böyle mesela kelime olarak o kadar da hani bilinmeyen çok fazla kelime yoktur. Hatta hepsini biliyorum dediniz. Gramer olarak da bakarsan işte burada gramer kuralları olarak da şey değil. Öyle bilinmeyen çok fazla bir şey yok. Ama işte burada çevirinin önemi ortaya çıkıyor. Böyle bir cümleyi anlamak için senin çok fazla artık böyle cümle aşırı neşir olman lazım. Yani cümle yapılarını çok iyi anlaman lazım ki burada işte cümlenin neresi, ne parça. İşte mesela benli cümleyi tak görmen lazım. Şu olduğunda. İşte it is clear that. Bu yapıyı çok iyi bilmen lazım ki şey olmaz. Ondan sonra mesela 2,8 ifade. Burada not only may but positively must. Mesela burada aslında 2,8 ne var? But positively must. Burası olsa da olur, olmasa da olur. Aslında cümleden çıkarsan da yapı bozulmuyor. Ama ekstra bir anlam katıyor. Bunları anladığın zaman ve çıkardığın zaman cümleyi çok net bir şekilde ana yapısını görüyorsun. Ve bu da çeviri yaptıkça gelişen bir şey. Ya sadece işte ayrıyeten ben işte binlerce kelimeyi sadece kelime olarak ezberleyeyim. Bir de elime işte 500 bin sayfalık bir gramer kitabı alayım. Bütün gramer kurallarını öğreneyim. Sonra açayım bir roman okuyup anlayayım. Olayı biraz hayal. O yüzden bunu anlamak için A1'den başlayıp böyle seviye seviye o cümle kalıplarına çeviri yaparak alışmak gerekiyor. Ama o yüzden tavsiye ederim arkadaşlar bu. Yani gerçekten insan değil işar da güzeldi. Ama bu diğer atan notlar çok daha İngilizce açısından da doyurucu bir roman. Yani çok fazla şey öğretecek gibi gözüküyor. Bizim toplumumuzun varoluşu gibi bir cümle. Evet evet. Yani bizim toplumumuzun geldiği noktada gibi de düşünebilirsin. Sınavlarda bir hafta kaldı ya. Tarih yazacağım ya da tarih olacağım. İnşallah sonraki seviyeye geçerim. Ya bu kadar şey yapma. Bu olursa olur, olmazsa olmaz diye düşünme. B planında olsun. Yani elinden gelenin en iyisini yap ama kendini en kötüsüne hazırla. Ya bu benim kullandığım bir taktiktir. Yani. Mesela ben de bir sürü yani çalışıyorum. Hayallerim var. Yani ben uğraşmak istediğim bir nokta var. Ama hedef belirlerken mesela ben en kötüsünü belirlerim. Mesela işte herkesin böyle işte para kazanma işte hayali, işte çok fazla para kazanma. Mesela benim 2024 sonunda para gelir elde etme hayalim şey mesela 2023'te maksimum geliri olarak şey gördüm. Udemy'de 870 doları falan gördüm. 2024'te ise 1000 dolar. Yani sadece 125 dolar. 120 dolar artarsa ben hedefime ulaşacağım. Yani bu şey aslında hani minimal bir hedef. Onun dışında benim koyduğum hedefler genellikle bana bağlı olan şeyler. Ben işte ne yapacağım? 10 tane böyle roman kursu çekeceğim. Yani işte bu insan yaratan notlar, insan neyle yaşar gibi 10 tane şey 10 tane farklı romanı değil. Her romanı başlayacağım mesela 10 saatlik kurslar halinde. Yani 10 tane 10 saatlik kurs yapacağım diyebilirim. Sonrasında en az 50 tane yapay zeka kursu yapacağım ki başladım, bir tanesi çıktı. Böyle 3-4 günde bir yapay zeka kursu yaparım yüksek ihtimal. Öyle gözüküyor. Ve ben şunu da biliyorum yani. Eğer ben işte 10 tane 10 saatlik roman kursu ve en az 50 tane yapay zeka kursu yaparsam o geliri her türlü ulaşacağım. Bunun da rahatlığı var. O yüzden hani hedefleri koyarken şey yap. Minimal en kötüsünü düşün.
Evet, yine VPN bağlantısı koptu. Yayın var mı arkadaşlar? Yani bu o zaman yayın açmıyordum. Bu yayınlarda yine en sevmediğim şey. Şu VPN olayı. En son bilmiyorum. Dediklerim nereye kadar anlaşıldı arkadaşlar? Ben konuşuyordum ve bir anda ekran gitti. Yani özetle dediğim şey. Hedefleri minimal tut ama elinden gelenin en iyisini yap. Yani elinden gelenin en iyisini yapıp hedeflerini minimal bir şekilde tutarsan mutsuz olma gibi bir şansın yok yani. Bence hayatın, yani mutluluğun formülü bu. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın ama beklentilerin minimal olacak. Yani hedeflerin yüksek olacak ama beklentilerin minimal olacak. Orayı yanlış söyledim. Al sana mutluluğun formülü. Ya ben de işe yarıyor. Ben öyle yaşıyorum yani. Mit kelimesi ilk kez gördüm. Diğer kelimeleri bilsem de cümle içinde ifadeleri birleştirmek biraz zor oluyor. Evet, mit burada çok kullanıyor. Yani şeyi de anlıyorsun zaten. Ya, yazarların bazen böyle sevdiği kelimeler var kullanmaya. Mesela bu mit'te bu yazarın özellikle çevirini kim yapıyorsa çok fazla kullanıyor. Mesela middle değil mit kullanmış adam. Hatta ben de öyle biliyorum hocam. Aynen, çünkü diğer türlü çok fazla verince hayal kırıklığına uğrayabiliyorsun yani. Yani senin dışında bir sürü olay gerçekleşebiliyor. Mantı gitti, şimdi geldi. Şu an ses, görüntü, her şey var değil mi? Yani iyi ki şeyde bağlantı gitmiyor. Bu gerçi bir kere olmuştu. Google Meeting'de de bir kere böyle oldu ama orada çok fazla değil. Bu yayın yapınca YouTube üzerinden çok daha sık yayın gidiyor. Bu arada arkadaşlar aranızda böyle programlama dili öğrenen var mı? İlgisi olan. Hatta onu da şeyde gösterebilirim size. Bunu nasıl öğrettiğimi. Bir dakika. Şimdi buradan paylaşabiliyor muyum? Crossplayer değil. Şu an gözüküyor mu arkadaşlar? Hatta şöyle de yapabilirim. Seneye inşallah hocam. Tamam da bu arada bu kurslarda kaydolup şey yapabilirsin. Seneye de takip edebilirsin. Udemy'de istediğin zaman şey yapabiliyorsun. Bu yapay zeka kurslarından arkadaşlar, bütün kurslarımda bu yöntemi kullanacağım. Benim hoşuma gitti. Yine farklı fikirleriniz varsa söyleyin. Normalde işte böyle satır satır kodlar var. Burada Jupyter kullanıyorum bu arada. Jupyter'in nasıl indirildiğini de kurulacağını da anlatıyorum kursun içerisinde. Onu izleyip çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Mesela burada işte scikit-learn'den dataset'i şey yapıyoruz burada. Modülünü indiriyoruz. Ben bunun işte ne işe yaradığını böyle İngilizce anlatıyorum tabii bu kursta. İngilizce anlatıyorum. Ama onun dışında bir de altına hemen yeni bir hücre oluşturup bu hücrede detaylı bir şekilde bunun bu satırda neler oluyor, ne işe yarıyor anlatıyorum. Mesela bir video bu. Yani her videoda bir satır anlatıyorum. Bazen işte çok iç içeyse yani bir sürü değişken varsa birkaç tane de olabiliyor. Mesela ikinci videoya geldim. Burada scikit-learn'den model selection modülünden train test split fonksiyonunu mesela bu sefer indiriyorum. Yine bu fonksiyonun ne işe yaradığını, nerede kullanacağımızdan böyle kısaca bahsediyorum. Ve yine altında çok detaylı bir açıklama. Yani burayı okuyarak da detaylı bir şekilde bunun ne işe yarıyor öğrenebilirsiniz. Zaten kodun içerisinde öğreneceğiz. Ya bunların hepsini indirdiklerimizi kodda da kullanacağız. O zaman detaylı bir şekilde anlatıyorum. Mesela bunun içinde bir sürü parametreler var. O parametreler ne işe yarıyor? Onu da anlatıyorum ileride. Sonra burada işte bizim şey model işte K neighbor classifier modelini indiriyoruz. Bunu da yine ne işe yarıyor anlatıyorum. Burada sonra accuracy score. Burada en önemli şey zaten model geliştirdin, model eğittin. Bu modelin doğruluk oranı için. Bunu kullanıyoruz. Ondan sonra bu indikten sonra mesela burada accuracy score'un nasıl çalıştığını ben mesela burada şey yaptım. Bir de ekstra
Böyle şeyler varsa anlamakta biraz zorluk olabileceği. Örnek bir kod yazıyorum burada. Bu kodla da anlatıyorum. Mesela bu aslında accuracy score dediği şu. Mesela benim işte bir tane şeyim var. Bunlar çıktı düşünün. Gerçekte çıktılarım bunlar olması gerekiyor. Mesela 0, 1, 2, 0, 1, 2. YPRED de burada prediction. Yani yapay zeka eğitim modelinin tahmin ettiği çıktılar. O da bu olsun. Mesela burada iki tane farklı şey var. Toplamda yani buradaki değişkenlerin yüzde kaçı aynı bana onu söylüyor. Burada da mesela %33 doğruluk oranı varmış. Yani bayağı yüzde şey yani sadece üçte biri doğru. Diğerleri yanlış. Bana direkt olarak bunu veriyor. İşte yapay zekada asıl olay tabii ben bu görebileceğiz en basit bir model. Buradaki doğruluk oranını %100'e ne kadar yaklaştırabiliyorsan o kadar iyi. Sonra burada görsel için mesela Matplotlib, mesela PyPilot. Bunu şurada bir cümleyle açıkladım. Yani bu çok fazla açıklanacak bir şey değil. Bunu gösterdim burada. Mesela X'de şu değerler, Y'de bu değerler olsun. Böyle bir scatter plot çizecekseniz mesela şöyle bir görüntü, şu kadar kodla şöyle bir görüntü elde edebiliyorsunuz değerler. Mesela bunu kütüphaneye yaptım. Mesela burada da küçük bir kodla bunun nasıl çalıştığını anlattım. Ama biz bu kütüphaneyi asıl yapay zekada kullanacağız ileride. Böyle arkadaşlar adım adım her adımın neye yaradığını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Sonra dataset'e indirmiştim mesela burada lot iris. Iris bir çiçek türü arkadaşlar. O çiçeğin verilerini indiriyorum burada. Ondan sonra x, y. Burada da işte x şey gibi düşünün. Input girdiler. Y de çıktılar. Sonuç. Yani bu girdileri olduğu zaman bu sonuçları veriyor. Bunları mesela böyle yazdırarak falan detaylı göstereyim. Yine burada detaylı bir şekilde açıklıyorum. Sonra mesela burada bak şey vardı. Train test split. Bu verileri ayırma. Şuradaki bütün parametrelerin ne işe yaradığını. İşte random state mesela biraz kafa karıştırıcı. Mesela bunu böyle ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Burada işte x-train ne, x-test ne. İşte x-train mesela girdiler inputlar ama inputları biz bütün veriyi ikiye ayırıyoruz. Mesela işte yüzde eğer burası normalde mesela optimum 2 olacak test size. İşte %80'ini ben eğitmek için kullanıyorum. X-train, y-train %80 alıyor. X-test, y-test'te burada da şey test etme. Yani %80'ini eğitiyorsun sonrasında bu %20'sini kullanarak da ne kadar doğru sonuç yapıyor onu anlıyorsun. Mesela burayı da yine detaylı bir şey anlatıyorum. Aşağıda yine detaylı bir şey açıklaması var. Burada da işte modeli şey yapıyoruz. Burada da modelin nasıl çalıştığını şey yapıyor. Bu model yapay zeka. Burası zaten. Komşulardan 3 tane komşusuna bakarak doğru sonucu bulmaya çalışıyor. Öyle çalışıyor. Yine burada detaylı bir açıklama yazdım. Böyle arkadaşlar her satırı da tek tek böyle açıklaya bir de açıklamalarını da ekleyerek öğretiyorum. Böyle nasıl yani yapay zeka yani öğrenmeseniz bile bu öğretme şekli size nasıl geldi? Sizce şey mi yani böyle bir öğrenci gözüyle böyle bir kurs yani verimli olduğunu düşünüyor musunuz? Ve fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Sibel hoş geldin. Bundan sonra yapay zeka yani 200 güne bir arkadaşlar yapay zeka kursu yayınlayabilirim. Yani şu an şeyim bayağı sevdiğim heyecanlıyım bir de o konuda. Şu an yayın var mı? Bir kişi gözüküyor. Umarım yayın gitmemiştir. O kadar konuştum. Ses. Güzel. Yayın var mı arkadaşlar? Bazen burada izleyen sayısı şu an Tahir yazdı. Burası yanlış gözüküyordu o zaman. Şimdi yine seviyemli açıklamaları anlamak biraz zor gibi olur ama ileride bayağı faydalı olur. Anladım. Yani şey düşünebilirsin burada işte İngilizce'nin de iyi olduğunu düşün. Yani bir programlama dili öğrenmek istesen bu yöntem böyle kulağa nasıl geliyor? Yani hoşuna gitti mi?
Veya işte onun yani asıl istediğim şey işte bunun yanında hocam şöyle bir şey yaparsanız da güzel olur tarzında bir tavsiyeleriniz varsa özellikle. O tavsiyeleri istiyorum ki ben de ekleyeyim, kendimi geliştireyim. Mesela bu şeyi doküman eklemeyi mesela kurs oluştururken gördüm. Yani aklıma geldi. Dedim bunu ekleyeyim. Daha böyle faydalı olur. Çünkü ileride işte mesela unuttuğun bir şeyi hemen tak böyle aşağısına bakıp buradaki ne işe yarıyordu hemen öğrenebilirsin. Dokümantasyon olarak da. Ve diğer arkadaşlar fikirlerini söylerse sevinirim. Bu seriyi rahat anlamak için C seviyesi bir İngilizce sahip olmak lazım diye düşünüyorum. Yönteminiz iyi gözüküyor. Teknik terimler yeterli İngilizce olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Evet evet yani o ya her şeyde biraz zorlayıcı oluyor. Bence B seviyesi de yeterli olabilir. Gerçi bilmiyorum yani ben B iş yapmadım. Zorlanmadım ama şu an C'de olabilir bilmiyorum. Siz daha iyi şey yapabilirsiniz orada. Ama şeyde de açıklıyorum. Yani kurs öyle değil. İşte orada gösteririm yazıyı da okursunuz demiyorum yani. Detaylı bir şekilde açıklıyorum. Ya da mesela burada şey yaptım ya. Bir dakika. Mesela burada işte ben şu Matplotlib'i mesela anlattım burada. Sonra burada gösteriyorum bile yani. İşte burada mesela şunu buraya değiştirdiği zaman ne oluyor? Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Aşağıdaki o bilgi ekstra. Burayı da okuyup şey yapabilirsiniz ya. Buradası zaten bu bilgi olmasa da yine kursta her şeyi anlatıyorum. Böyle anlatmadığım bir kısım olmuyor. Ya İsmail Gürmüz hoş geldin. Yapay zeka kurslarına da başladım. Kursu da hatta bir tık böyle hızlıca anlatacak olursam şey yapıyorum. Böyle işte kodu buraya yazıyorum. Sonrasında bu kodu açıklıyorum normalde konuşarak. Sonrasında aşağıda da detaylı bir şekilde açıklama metni yazıyorum. Yani öğrenciler tabii bu kursu İngilizce anlatıyorum bu arada arkadaşlar. Hani böyle listening pratiği yapabilirsiniz. Bir de bu kursun şu an ücretsiz. Yani bu ilk 5 tane yapay zeka kursunu falan en az 5 tanesini ücretsiz yapmayı düşünüyorum. Şey yapmıştım, göndermiştim. Bir daha göndereyim. Bir dakika. Bu linki kullanarak kursa kaydolabilirsin. Hatta izleyip böyle oradan dönüş yaparsanız da sevinirim. Bir önceki yayında şey yapmıştım mesela. Hatta bayağı olmuş ya. O zaman ocağa girmemiştik diye hatırlıyorum. 2024'teki hedeflerim diye bir yayın açmıştım. Orada mesela şey demiştim işte 50 tane yapay zeka kursu yapacağım. Onunla başladım artık. İşte bir ocağın başında şey bitirdim. Research proposal'ı yazmayı bitirdim. Hocaya gönderdim. Hoca inceliyor şimdi. Artık şu an kafam rahat bir şekilde hem roman çevirip işte günde yarım saat bir roman çevirisi videosu çekeceğim. Kalan zaman full yapay zeka. Böyle bir yıl boyunca yapay zeka öğrenmeye devam edeceğim. Ben bu kurs yapay zeka öğrenimini kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda nasıl kullanabilirim? Bunu anlamak için izleyeceğim. Evet yani temelini ilk önce bunları anlaman gerekiyor Kamil. Bir noktadan sonra ben zaten oraya doğru gideceğim. Mesela ben de şu an temelini anlıyorum. Şu an kullanılan algoritmalar falan çok temel. Şu an bir de şeyiz. Mesela burada şey kullanıyoruz ya. Şu datasette aslında şey yani hazır veriler var. Biz kendimiz dışarıdan veri çekip o veriyle eğitmiyoruz şu an. Şu anki amacımız bu teknik terimlere. Mesela şu an terimleri işte bilmiyorum dedi. Bu kurslar aslında olayı da o biraz. Bu terimlere seni aşina etmek. Artık sen böyle mesela birkaç tane kurs bildin. Mesela bu kursu aldığın zaman şu dataset ne işe yarıyor bunu anlamış olacaksın. Ondan sonra mesela burada train test split. Bunu çok iyi anlamış olacaksın. Ve bunu anlaman aslında senin çoğu yapay zeka hatta bütün yapay zeka neredeyse kodlarının bir kısmını anlaman da. Çünkü bütün kodları yani bütün yapay zeka neredeyse tabii istisnalar vardır. Şu an çok kesin konuşmayayım.
veriyle eğitiyorsun ve verileri ikiye bölüyorsun. Bir işte train eğitmek için kullandığı veriler, bir de test için kullandığı veriler. Ve onun için de bu kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Ve sen şu an atıyorum böyle çok gelişmiş bir yapay zeka kodunda bile bu şeyi, fonksiyonu görebilirsin. Gördüğün zaman mesela bunu bu kursu alıp anladıysan o satırda anlayabilirsin çok rahat. Yani bu şey yavaş yavaş böyle terimleri anlıyorsun. Mesela yine çok basit temel bir şeyden bu classifier, burası sınıflandırıyor yani class'lara. Mesela onu nasıl kullanıldığını, mantığını anlıyorsun. Sonra accuracy score, mesela bu da yani neredeyse bütün hepsinde kullanacağım bir şey. Sonucu bulmak için doğruluk oranını. Ya burada terimler oluşuyorsun. Mesela bir sonrakinde yine buna benzer mesela başka bir işte K-Neighbors classifier değil de mesela başka bir model kullanacağım. Ondan sonra mesela veri, burada iris kullandık. Bu çiçek. Çiçeği mesela işte şeyleri, ölçüleri. Hatta bakın burası da göstereyim ona. Burada arkadaşlar şey var. Target names, feature names. Bak şurada 4 tane veri var. Sepal. Length sepal burada taç yaprağı olması lazım. Yani petal da şey tam bitkilerin birisi taç yaprağı, birisi de neydi? Bir şey yaprağı uzunluğu. Uzunluk genişlik. Santimetre cinsinden. Ve burada da 3 tane farklı şey var. Setosa, versicolor, virginica. Mesela ben burada hatta şey yapayım. Biraz böyle size yani karmaşık gibi gözüküyor ama yani anlaması o kadar da zor değil. Mesela burada X arkadaşlar şey girdiler. Şurada I değil, I olacak. Bir de Y. X input, Y output. Yani I input'tan kastımız arkadaşlar input ne burada? 4 tane veri var. Output'ta ise bir tane veri olacak. Mesela 0 ise output setosa çiçeğidir. 1 ise versicolor çiçeğidir. 2 ise işte virginica çiçeğidir. Mesela bunu ben çalıştırayım. Ha, yukarıda da yine şey yapmak gerekiyor. Ben bayağıdır çalışmadı. Tekrardan bunu çalıştırmak gerekiyor sanırım. Şu dataset kısmını da çalıştırayım. Burada mıydık? Bakın burada bir aslında matrix kullanıyoruz. Biraz bir işte matematikte falan da bilmek gerekiyor ama yani çok da o kadar başta önemli değil. Mesela şurada 4 tane şey var. Bilgi var. Bunlar santimetre cinsinden arkadaşlar. İşte yaprakların boyutları. Mesela şu ilk başta bu boyutlara böyleyse bu yaprakların 4 tane bilgi var. Birinci output neymiş bakalım. Birinci output mesela 0. Yani bak şuraya kadar 0. Sıfır ne oluyor? Setosa. Yani setosa çiçeği. Şimdi bunun %80'ini veriyorsun. İşte veya ne kadarını vereceğini de sen kendin seçiyorsun ama %80, yani böyle %70-%80 ideal. Yapay zeka işte %80'ini anlıyor. Yani yapay zeka şunu diyor. Sen atıyorum ilk mesela şu 4-5 tanesini verdin. İşte eğer şeyse taç işte yaprağın boyu 5.1 ise 3-5 ise genişliği. Diğeri de işte boyu 1.4, 0.2 ise genişliği de. Bu setosadır. Tamam. Bunu şey yapıyor işte. Bir kaydediyor. Sonra bunu şey yapıyor yine. Bunu bu verilere sahipse yine setosadır. Şu verilere sahipse yine setosadır. Şuradan sahipse yine setosadır. Burada artık 1'e geçiyor. Diğer çiçektir. Bunları kendi şey yapıyor. Kodluyor. İşte şurada classifier dedik ya. Her birinin arka planda bir teorisi var. Yani teorik kısmı da çok karmaşık. Bir formülize ediyor diyebiliriz. Bir matematik formülü oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra formülü biz mesela şurayı hiç daha öncesinde vermedik. Burası mesela bizim testte olacak. Bunu veriyoruz. Eğer işte ölçüleri şunlarsa bu ne çiçeğidir diye soruyoruz. Ve öncesindeki edindiği o formülle oluşturduğu ve formüllerle bunu tahmin etmesini sağlıyoruz. Bu tahmini doğru mu değil mi ona bakıyoruz. Yani ona doğru ona bakan da işte accuracy. Bütün aslında yapay zekanın mantığı bu.
Bu çok basit. Yani en yapılabilecek en basit yapay zeka modeli bu. Bundan sonra işte adım adım daha da böyle karmaşık hale getireceğiz. Çünkü veriler mesela gerçek hayattan olan veriler olabilir. Veriler çok karmaşık olacak. Verileri düzelteceksin. Yani bir sürü genişlettikçe bir sürü zorluk çıkacak. O zorluklarla ayrı ayrı baş etmen gerekiyor. Ama başlangıç için güzel bir kurs diyebilirim. Böyle aklınızda takılan varsa arkadaşlar sorun. Ya şu an şeyim, böyle ben de yapay zekaya girdim ama daha böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Yani havuza böyle parmaklarımı soktuğum gibi düşünebilirsiniz yani. O kadar biliyorum. Ama bir yıl, iki yıl sonra böyle yüzüyor olacağım diye düşünüyorum. Hocam Aris diyarını çevirir misiniz? Orijinal metinde. Şeyi bitirelim. Yeraltından notları bitirdikten sonra ki iki kurs sürer diye düşünüyorum. 10 saatlik kurslar halinde yapacağım. Ondan sonra listeye Alice Harikalar Diyarı'nı da ekleyeceğim. Hatta onu istiyorsan ben şeyde de hangi kursta bilmiyorum. Bir tane kursta çevirmiştik. Basitleştirmiş seviyesine ama. Bakayım hatta ya. Alice Harikalar Diyarı'nı da ben çevirdim. Ama orijinal hali değil. Onu benim şeyde bulabilirsin. İki tane 100 saatlik kursta ya belki C2'ydi sanırım ya. Bakayım. B2 seviyesinde de olabilir. Hatırlamıyorum ama. Hangi seviyesini çevirdik? Bir dakika. William Pound, Don Quixote, belki de Don Quixote çevirmişim, Black Beauty, belki, The Cousin Rachel, Stick Lawyer, Xavier, evet. Oh, şey değil o zaman, Tom, ha, ilk 100 saatlik kursta olması lazım o zaman. B2, C2 de değil. O zaman şey B1 seviyesi sanırım. Ama çevirdiğimi hatırlıyorum yani onu, bu kitabı. Buraya bakayım. Burada bayağı sana 34 tane kitap çevirdim. Ama şey güzel kitaptı yani, böyle ilgi çekici. Heyecanlıydı. Güler yüz. Sonlara geleyim. New Yorker's Blog. Evet. Çevirmedi mi yoksa ya? Alice Adventures in Wonderland. A2 seviyesinde. A2 seviyesinde çevirmişim. 100 saatlik kursta var. Ona kaydoldu mu? Kaydolmadıysan şey yapabilirim. İndirim linkini verebilirim. C#, ben birisi bilen birisi için anlamak kolay olur mu hocam? Evet, algoritmayı biliyorsan kolay olur ama biraz Python'un da temelini bilmen fayda sağlar. Çünkü işte yine değişkenler, yani çok da değişir mi? Ya biraz kütüphaneler var yani. Burada işte scikit-learn'ı kullanacağız. Çok uzak olmazsan, iş kodlama bilmeyen birisine göre daha rahat anlarsın. Belki işte biraz böyle Python'a aşina olman o kısım biraz zorlayabilir. Ama aslında çok basit. Yani bu kod aslında toplasan, yani toplamda böyle 20 satır falan. Burada işte aradan uzun açıklamalar biraz uzatıyor. Yani çok uzunmuş gibi gözüküyor ama sadece ben kodları yazsam 15-20 satırlık bir proje. Yani benim bu kursta yaptığım şey. Verileri nereden bulacağız? Yani böyle şey yapabilirsin. Yani böyle ücretsiz bir şekilde paylaşan şirketler var. İşte ne diyeyim, işte ekonomik işte krizler mesela, bu atıyorum şeyi paylaşıyorlar. Ekonomik verileri paylaşabiliyorlar. Mesela bizim TÜİK. TÜİK'in aldığın verileri, TÜİK'teki verileri kullanabilirsin. Sonra mesela yapay zeka için Kaggle diye bir site var. Kaggle'da da paylaşıyorlar bir sürü veri. Oradan da kullanabilirsin.
Oradaki yani amacım benim işte ilk önce bu data science'daki verileri, hazır verileri üzerinden bir öğrenmek iyice. Sonrasında Kaggle gibi sitelerden hazır böyle karmaşık biraz da verileri çekeceğim. Büyük verilerle nasıl uğraşılır, nasıl yapılır onları öğreneceğim. Ondan sonra şey düşünmeye başlayacağız artık. Gerçek bir problemi, gerçek hayatta ya benim bir işte birey olarak benim problemimi çözecek ben bir yapay zekayı nasıl eğitirim? Benim nasıl problem var bu problemi? Ben nasıl çözebilirim? Buna kafa yorup bunun üzerine yapay zekalar eğitmeyi düşünüyorum ve bunun kursunu yapacağım. Böyle böyle artık problem çözme yeteneğini de anladıktan sonra artık şey noktasına ulaştım yani. Artık şey havacılıkla ilgili. Şimdi havacılıkla ilgili problemler çok daha karmaşık. İşte şimdi artık o problemi daha iyi çözmek için hangi modelleri kullanmam gerekiyor? İşte artık orada tek model de yetmiyor. Algoritma var. İşte model var. Bir de optimizasyon da şudur budur. Bir sürü şeyi öğrenmem gerekiyor. Bir de modeller arasında da yani mesela hepsi işte neural network. Mesela neural ağlar var. Ama bütün yapay zeka neural ağlardan şey değil, ibaret değil. Farklı modeller de var. Mesela knowledge based modeling diye bir şey de var. Bilgi tabanlı. Orada da şey yapıyorsun mesela neural ağlarla bir eğitiliyor. Şey düşünebilirsiniz ya bir yapay zeka kendisini eğitiyor. Dışarıdan da bir tane böyle bir danışman ve denetleyici düşünün müdür. O da bir yapay zeka. İşte knowledge based model. O da diğerini izliyor. Doğru mu yapıyorsun diye. Bu da bir model. Yani entegre ediyorsun. Yani modelin doğruluğunu geliştirmek için, artırmak için şey yapıyorsun. Diğer modelleri entegre ediyorsun. Karmaşık çünkü karmaşık problemlerde bu doğruluk oranını arkadaşlar yükseltmek çok zor. Ya mesela bu veri çok basit olduğu için ben işte 15 satırlık kodla %100 doğruluk oranını yakaladım. Çünkü veri çok basit. Yani 3 tane çıktı var. 3 tane farklı çiçek var ama yani bir sürü sayı olabilir yani sayılarla yani öyle yani sınırsız çıktısı olabilen, sınırsız farklılıkta bir çıktı olabilen bir işte yapıyor olabilirsin. Ama işte bu knowledge based modeling de şey oluyor. Mesela formülleri de ona entegre edersin. Mesela havacı formülleri kullanır. Yapay zeka baktı sapıtıyor. Yani çok fazla yani olmayacak bir sonuç buldu mesela. Direkt olarak orada o model ha burada yanlış buldum bir daha bul diye yönlendiriyor diye şu an düşünüyorum. İşte bunları hepsini öğrenip kombine edip yeni bir kendi modelimi çıkarmam lazım ki bir makale yayınlayabileyim. Ki en son şey yapmıştım, review paper okumuştum. Gerçi 2021'de yazılmıştı arkadaşlar. Benim havacılıkla ilgili, benim ilgilendiğim bu problemlerle ilgili arkadaşlar en iyi geliştirilmiş güncel en iyi model %70 doğruluğa sahip. Yani adamlar işte yıllarını verip geliştiriyorlar bir model ve şu an o alan da gelişmiş en iyi model benim havacılık problemiyle ilgili %70 doğru cevap veriyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani uçakta sen o modeli uçağa entegre edeceksen en az %99 yani %100'e çok yaklaşması lazım. Çünkü havacılık hata kabul eden bir sektör değil. Yani gidilecek daha çok yol var. İşte benim amacım da o yolda hani bir tane de ben tuğla koyarsam o duvara ne ala. Bu şekilde düşünüyorum. Bu verileri nasıl düzenleyeceğiz? Onun için de yapay işte Python'un güzel araçları var. NumPy, işte SciPy gibi. Oradaki bütün verileri şey yapabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde analiz edip eleyip düzeltebiliyorsun. Onun için de Python yine ideal. Ya Python'u yani yapay zeka öğrenmek istiyorsan Python'u bilmek gerekiyor biraz. Yani Python araçlarını. Ortalama ne kadar büyük bir sunucu lazım? Sunucuya gerek yok. Kendi bilgisayarını kullanıyorsan hani RAM sıkıntı olabilir bir noktadan sonra. Ama yine o da kullandığı veriye bağlı. Onu da düzelt yani azaltmanın bir yolunu buluyorlardır diye düşünüyorum. Yani o kadar büyük verilerle hiç uğraşmadığım için yolları vardır ama. Mesela benim bir arkadaş şey yapıyordu. Bayağı böyle işte milyonlarca bu Bitcoin ile uğraşıyordu. Bitcoin verilerine uğraşıyordu. Onun için de mesela kütüphaneler var. Çok büyük verileri analiz etmek için veriler kullanılıyor. Yani şey var. Ayrı kütüphaneler, yöntemler var. Yani o problemlerle ya bir tane senin karşılaşacağın problemlerle daha öncesinde yüzlerce binlerce kişi karşılaştığı için onların çözümleri şey olmuş oluyor. Bu tarz problemlerin çözümü halihazırda vardır. Hocam baştan sona Çince kurs yapacak mısınız? Evet şu an zaten şey hatta Uğurlar da demiş eski kursda zaten var. Onlara olarak kendiniz bayağı Çince'de geliştirebilirsiniz. Evet şu an
gündemindeki HSK 1'den HSK 4'e kadar alıp hepsini sindirerek şey yaparsanız, bitirirseniz çok rahat bir şekilde HSK 4'ü geçerseniz. Ya başka hiçbir şeye gerek yok ya. Başka yani dışarıda bir kaynak veya özel bir derse de gerek yok. Yani direkt olarak gönül rahatlığıyla HSK'yi geçebilirsiniz. Geçen arkadaşlar var yani. Olur hocam, link alabilir miyim? Tabii şey yapayım. Bir dakika. Ben sana Google doküman linki vereyim. Orada benim bütün kursların linki var. En altta Çince kurslarım da var. Bir dakika. Ya bu VPN açınca bir internet aşırı yavaşlıyor ya. Bir de bu aralar daha da yavaş. Sonunda açıldı. Bu linke bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an gerçi son roman eklemedim ama bu romana ekleyeceğim. Yani bu link bir kenarda dursun, eğer benim kursları düzenler takip ediyorsanız mesela Udemy'de böyle tekrar tek tek bakmanıza gerek yok yani. Bu linkte bütün kurslarımı böyle görebilirsiniz. Ayrıca. Okul arkadaşlarıma da önerdim seni. Öner abi seni. A1 B1 seviye kursunu birkaç kişi aldı. Anladım, teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Yapay zeka görüntü ve ses tabanlı içerik oluştururken arka planda sadece algoritma kodları mı çalışıyor, yoksa içinde medya dosyalarının olduğu bir veri tabanı üzerinden mi çalışıyor? Mesela resimde sesi bilmiyorum. Ses hiç denk gelmedim yani o yapay zeka eğitirken. Şey modelleri bilgisayar indirmeyi bir tane indirmiştim, klonlama modelini. Ama arka planı nasıl kodluyorlar bilmiyorum ama resmi şöyle biliyorum. Resminin içinde ayrı bir şey var. Adını unuttum. Model şey yapıyor. Sen mesela bir piksel verdin ya. Bu pikseli şey yapıyor. Mesela piksel atıyorum 32 çarpı 32 olsun. İşte 4K falansa çok daha büyük. Model şeyden başlıyor mesela. Sen bunu yine kendin belirliyorsun. 3 çarpı 3. Mesela işte 9 pikselle, 3 çarpı 3 pikselle bütün resmi tarıyor. Ve kendisi işte arka planda kodluyor. Yine Matrix gibi düşünebilirsin. Mesela işte bir tane kedi resmi verdim. Bu kedi resmini kodluyor. Mesela onun içinde böyle yine basit şey var. Hazır kütüphaneler var. Kütüphanede mesela ne vardı? 60 bin tane resim var. 9 tane hayvanın resmi var. İşte kedi, köpek, işte kuş falan. Bunları şey yapıyorsun yine böyle parçalıyorsun, eğitiyorsun yapay zekayı. Yapay zeka işte tek tek böyle işte parça parça bakıyor ve kodluyor arka planda. Sonra sen yeni bir resim veriyorsun. O resmin hangi hayvan olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Tahmin etmeye çalışırken de yine orada görüntüsü arka planda şey yapıyor. Yani oraya bir tane video izledim sadece. Nasıl kodlandığını yani şey hangi modelin kullanıldığı falan böyle biliyorum. Aklıma gelmedi şu an ama. Sesle dair hiçbir şey bilmiyorum. Yani ses hangi model kullanılıyor? Yine vardır mutlaka. Yani sesi göre ayarlanmış da. Mesela bu metin text generator için farklı model kullanılıyor. Yani her model her şeyde kullanılmıyor. O yüzden de bir de şeyi fark ederse girince zaten ben makalelere dalınca şey fark ettim. Yüzlerce binlerce model var arkadaşlar. Yani atıyorum sese girdin. Sesin de çok farklı dallarında çok farklı modeller görebilirsin. Yani ses içinde mesela bir tane model yoktur. Veya görüntü için bir tane model yoktur. Yani bir sürü şey geliştiriyor. Çünkü bir modelin bir noktada iyiyse bir noktada kötü oluyor. Veya işte bu doğruluk oranı düşüyor. Bu doğruluk oranı o modelin sağladığı sana bu parametrelerle belli bir noktaya kadar yükseltebiliyorsun. Artık ondan sonra o modele ekstra bir şeyler eklemen gerekiyor. Yani ekstra işte bir şeylerle güçlendirmen gerekiyor ki doğruluk oranını yükseltebilir. Yani bayağı şey, ya böyle dipsiz bir kuyu yapay zeka. Her alanı farklı bir uçurum. Yani hepsine ben girer miyim? Böyle bir bakmayı düşünüyorum mesela. İşte ileride bu resimle ilgili mesela o dediğim size kursu, onun da kursunu yapmayı düşünüyorum mesela. İşte hazır bir kütüphane var zaten. İşte resim köpek var, onlarla yapay zekayı eğiteceksin.
Ondan sonra işte bir resim, işte bir kedi resim vereceksin. Bunun kedi mi olup olmadığını anlayacak. Mesela bunun yapılabilir. Ama işte gerçekten bu şey eğitimi, mesela şey yapıyorsun, elini mesela bu gösteriyorsun, bu ne? İki. İkiyi anlaması o kadar kolay olmayabilir. Veya şey de eğitilebilir. Gerçi kolay da olabilir ya. Mesela ikiyle bir sürü mesela eliyle iki gösteren resim şey yaparsın, eğitirsin. Bu iki dersin. Sonra mesela sayıları, sadece işte sayılarla ilgili şey yaparsın. Mesela 10 tane resim olur. 10 tane farklı şey olur. Parametre işte 1, 2, 3. Ama böyle yüzlerce resim olması lazım. Yüzlerce 2'nin, 3'ün olduğu resim olması lazım. Ki yapay zeka buna işte onlarla iteceksin. Sonrasında işte kamerada bile 2 yaptığın zaman direkt olarak 2 çıkar. Mesela bunun da bak bu kursun yapılabilir. İlk amacım zaten arkadaşlar böyle basit basit kursları yapmak ki anlayabileyim. Yani basit anlamadan zaten zoru yapamazsın. Yani o basamak gibi böyle merdiven basamakları gibi tek tek çıkmak lazım. Yani böyle seneye falan böyle çok daha yaratıcı, gerçek problemlere odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Yani o zamana kadar bir şey yapmam lazım. Yavaş yavaş. Bir temeli öğrenmem gerekiyor. Arif Aslan, hoş geldin. İçin dersine gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çinli hocadan eğitim aldım. Çok kötüydü. Biliyormuş gibi çoğu ayrıntıyı göz ardı ediyordu. Son hocamız bu yoldan geçtiği için çok zahmetmiş. O teşekkür ederim. Bak böyle yorumlar harbi çok sevindiriyor. Özellikle de Çince'de de ayrı bir şeyim var Çince öğrencilere. Hassasiyetim var çünkü çok azlar yani. Türkiye'de bir de tek Türkiye'de değil dünya genelinde arkadaşlar Çince gerçekten çoğu insan öğrenmeye korkuyor. Yani o karakterleri görünce biz korkmuyoruz yani. Çoğu insan korkuyor. O yüzden avantajı da çok büyük yani. Çin'e geleceksen mesela işte yüksek lisans alan burs başvuracaksanız de Türkiye'deyken HS4'ü kazanırsanız emin olun çok fazla ön sıralara geçiyorsunuz. Yani çünkü atıyorum 1000 kişi o üniversiteye başvurduysa emin olun 10-15 tanesinin HS4'ü vardır. Çoğunun HS4'ü yoktur. Yani iyi ortalamaya kasmaktansa atıyorum ortalamanız 3 o ortalamayı işte 3,5-4 yapmak için daha fazla sınavlara çalışacağınıza onun yerine Çince çalışan HS4'ü geçin emin olun daha büyük avantajınız var. Abi ortalama 3 olsun yani 3'ün altı olursa biraz sen yani kötü gözüküyor. O etkileyebilir. Ama atıyorum 3,5'sa 4 yapmanın çok da bir şey yok yani. Onu yapacağına o kadar çalışacağına o sürede şey yap. Çince öğren. Çince yani 3S2 belgesinin önemi çok büyük. Özellikle Çin'e gelecekseniz. Türkiye'de de yani ticaret yapacaksanız veya bilmiyorum Çinli şirketler var mı? Vardır mutlaka. O şirketlerde çalışacaksanız veya oralarda da çalışırken isteyebilir. Ya tercüman, gerçi tercümanlık da zor yani. Ben mesela şu an bir kere yaptım tercümanlık işi. Şeydi hayatımın en stresli bir günüydü yani. Burada HS4'ü almıştım. Değişim olarak gittim. 2016-2017 yıllarıydı. İşte bir kişi bana iletişime geçti. Bir tane şirket şey yapmışlar. Çin'den bir ürün almışlar. Ürün de şeydi sanırım. Bu arabaların böyle motorlarını falan kaplan böyle siyah şey var. Böyle lastik gibi ama yani lastik sünger farklı bir yapı. Makine işte bu yapının parametrelerini ölçüyor. İşte ne kadar sıcaklığa dayanıyor. İşte aşma germe falan böyle özellikleri basınç. Bütün hepsini ölçebilen bir makine. İşte mühendis, işte makine azalmış çalışmıyor. İşte Çin'den mühendis çağırmışlar. Adam gelecek, şey yapacak. Yani makineyi işte tamir edecek. İşte ben gittim. Hatta o zaman böyle şey değil mi? İlk işim olduğu için günlük 100 TL falan 100 TL'ye çalışmıştım bir günlüğüne. Ama tercümanlar o zaman şeydi yani 100 dolar falandı. Bir de ya dolar o zaman 6 lira falan yani. 600'e ben 600 yerine 100 lira şey yaptım. Onun sebebi de şeydi yani. Hani ben kendime güvenmiyorum. Bir tecrübe olsun diye denedim. Mesela şey gibi ya işte bootcamp gibi o başarısız oldu. Yani bootcamp başarılıydı. Gittik arkadaşlar şeydi yani bu Çinli mühendis gelmeden önce şirkete bir sürü şey demiş. Mesela orada pencere varmış. Pencereyi şöyle işte kesin. Oradan dışarıya işte havalandırma için boru gitmesi lazım. Bunu yapmamışlar yani. Çin mühendisinin bunu yapmanız lazım dediği hiçbir şeyi şirket yapmamış. Şimdi işte
ben yine şey yaptım. Çinlileri böyle bu açıdan da seviyorum. İşte biraz ben arabayla falan giderken Çinliyi kafaladım. İşte böyle böyle Çin'de okudum. İşte şey Çincem çok iyi değil falan filan. O yüzden şey ben Çincem'in iyi olmadığını Çinliye gösterdim ya. O kadar iyi olmadı. Gittik abi şey şirkete. Şimdi şey diyor. Yani bir tane orada şey bir tane kız vardı işte bizimle ilgileniyor. Mühendis şey soruyor. Şu var mı diyor. Kıza soruyorum. Yok. Bu yapılmış mı diyor soruyor. Mühendis şey kıza soruyorum orada yapılmamış. Şey adam ne istediyse hiçbir şey yapmamışlar. Öyle olunca da iş olmadı. Yani mühendis hiçbir şey yapmadan durduk yani. Soruyoruz o yok. Bunu çözmek için şu yapılması lazım. Bunu yaptınız mı? O da yok. Şeye kadar şirketin, fabrikanın genel müdürü geldi. Sorunlar çözülmeyince. Şimdi tecrübe olarak bütün sıkıntı çünkü şey her şey yolunda olsa işte tamam pahalı falan filan işte haykıyı falan filan devam edersin. Şimdi olmayınca nedenini açıklaman lazım. O zaman da şey var teknik bir sürü teknik kelime ben Türkçesini falan yani ne işe yaradığını bilmiyorum. Çinceyi bırak. Orada işte şeydim ya bayağı böyle soğuk soğuk terledim hatırlıyorum yani. Bayağı sıkıntı çıkmıştı. Sonrasında işte ya gerçi yani Çinli adam da beni anlayınca şey de şirketin bildiğin şey yani sorumsuzluğu. Adam hiçbir şey yapmamışlar. Ve o gün hiçbir şey yapmamışlar. Yani şirket Çinli boşa gelmiş gibi bir şey olmuştu. O gün akşam işte dediklerini yaptılarsa sonra bilmiyorum ne oldu. Ama bayağı şeydi o gün anladım yani. Tercümanlık yani bana göre değil. Çok stresli bir iş. Özellikle de sorun çıkıyorsa yani. Hani ki çıkma ihtimali de yüksek. O sorunu çözecek şey yapman lazım. O teknik bilgi falan filan açıklayacaksın. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yani o alana hakim olmak gerekiyor bu arada yani. Mesela Çince bilmek yeterli değil. Atıyorum. Ne alanda tecrüben olacaksın? Mesela sen işte atıyorum makine mühendisliği. İşte bir araba üreten bir şirkette tecrüman olacaksan onlarla ilgili her terime aşçı olman lazım yani. Sen o arabanın nasıl üretildiğini Çince anlatabiliyor olman lazım ki iyi kaliteli bir şekilde tercüman ol. Yani yoksa sen atıyorum Çinlilerle böyle güzel havadan sudan sohbet ediyorsun. Bu senin iyi bir tercüman olacağın anlamına gelmiyor. Ben onu anlamıştım yani. Ayrı bir gerçekten tercümanlık saygı duyulası ayrı bir meslek. Zor yani. Ben bir de anlık çeviri de çok zor. Hani atıyorum hikaye çevirisi de okuyorsun, anlıyorsun. Ya yani bir şey de birisi konuşuyor. Birisi seni dinliyor. Adamın söylediği anlamı direkt bir de anlatman lazım. Hani o apayrı bir iş yani. Şey, spontane mi deniyor? Aynı anda şey yapıp duyup anlayıp anlatmak. O gerçekten müthiş saygı duyulası bir iş. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Allah'tan Çinli bir şirketmiş. Japon olası belki harikiriye tanık olacaktınız. Hayır bu şirket şey. Geldiği şirket Türk şirketi. Şey Çin'deki şirket Çinli. Ama bu ürünü alan Türk şirketi. Çince'yi ben de merak ediyorum ama önce İngilizce CX seviyesine gitmem gerek. Evet. İngilizce arkadaşlar ilk önce yani İngilizceniz yoksa diğer dillere veya zamanınız başka bir şeye harcamanın çok da bir anlamı yok. İngilizce ilk önce bir halledin. Sonrasında şey yaparsınız. Gerisi gelir. Ama yani İngilizce şu an şart. Her bir gün aksan da farklıymış abi. Tercümanlar zorlanıyor. Evet, ama şu an bilmiyorum. Yeni jenerasyondansa zorlanmazlar. Ama böyle şeyse biraz yaşlılarsa gerçekten ya Çinli bile anlamıyor. Mesela burada şey genellikle ne denir? Böyle mesela bizim işte sitenin bekçisi var. Ama adamı ya benim işte kız arkadaşım Çinli o bile anlamıyor yani. Adam başka bir şey konuşuyor ya. Böyle şey bir gürültü gibi geliyor kulağına. Ama bazen gerçekten güzel yani bizde şey gibi İstanbul Türkçesini güzel konuşan insanlar olur ya böyle dinlersin yani ağzın açık. O şekilde İngilizce Çinçeyi konuşanlar o adamları mesela çok net anlıyorum yani. Tane tane böyle ne dediği anlaşılıyor. Mesela ona işte Putonghua, Mandarin deniyor yani. Böyle ya eğitim almamış, özellikle üniversite eğitimi falan görmemiş insanlar da o şey olabiliyor. Bir de Pekin'de falan yaşamıyorsanız anlamabilirsiniz yani. Bir de güneyde işte Pekin'den ne kadar uzaklaşırsanız yaşlı kesime o kadar hiç anlamazsınız. Ben Nancik'teyim, güneydeyim bayağı. Buranın ayrı bir kendi aksanı var. Yaşlılarda görüyorsun özellikle.
Ama şey, onları öğrenmenize gerek yok yani. Burada zaten Mandarin biliyorsanız yani işinizi her türlü görürsünüz. Ve yaşlılarla da işte onlar zaten böyle temel seviyede anlatsanız yeterli. Onlar böyle çok sıcakkan zaten. Hani ha deseniz bile işte senin Çince çok iyi deyip böyle şey yapıyorlar. Övmeye başlıyorlar. Direkt olarak o açıdan şey sıkıntı değil. Biraz böyle bir şey de oluyor yani anlamaya çalışıyorsun falan. Orada arkadaşlar kurslarla ilgili sorularınız var mı? Mesela yukarıda şey paylaşmıştım. Bu dokümanı. Dokümandan bütün benim kurslara şey yapabilirsiniz. Hatta bir daha şey yapayım. Kurslara ulaşabilirsiniz. Onun dışında 20 Ocak'a kadar arkadaşlar Bootcamp'e kaydolabilirsiniz. 20 Ocak'tan sonra kaydolamıyorsunuz. Bu Bootcamp canlı yayında şey yapacağız. Birebir böyle çeviri yapıyoruz. Maksimum 30 kişi katılacak bu arada. Kontenjan da var. Kontenjan sınırı. Ve şey müthiş verimli. Bu en son gönderdiğim link o. Direkt olarak şey yani böyle sesli bir şekilde siz de hikayeyi açıyoruz. Çeviriyorsunuz. Böyle işte dersin yarısı çeviri olacak. Ben kontrol ediyorum çevirilerinizi. Ve bu bir çeviri yapmak da aşırı verimliymiş ya. Ben mesela bunu bir bootcamp yaptık. Orada fark ettim. Ben genellikle spinning'e yoğunlaşmak istiyordum. Daha 190. Ama sizin kendi çevirini yapmanız şöyle bir faydası oldu. Aslında böyle bazı şeyler yanlış bildiğinizi kendiniz fark etmeye başlıyorsunuz yani böyle. Çünkü videodan falan okuyunca böyle anlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama kendiniz böyle sesli bir şekilde çevirince aslında bazı noktalarda eksik olduğunuzu da fark ediyorsunuz. Ben oralarda mesela direkt olarak düzeltiyorum. Ve yine ikinci yarısı mesela dersin. Şey olacak böyle ne denir? Münazara tarzında sorular speaking bölümü olacak. Hatta sorular da hazırlamıştım şurada. Yani bu tarz sorular sana söyleyeyim bir dakika. Açılırsa şu an benim internet çok yavaş. Dım dım. Evet. Mesela burada bakın şey var mesela. İşte standartlarmış bu test. Sınavlar falan oluyor okulda. Bu öğrencinin akademik başarısını değerlendirmek için birinci metot mudur? Mesela böyle bir soru olacak. Şimdi iki kişi olarak iki kişi tartışacak bunu. Yine derse katılanlardan. Birisi mesela evet birinci metottur savunacak. Diğeri ise değildir. İşte birinci metot savunanlar niye birinci metot olanı savunacak? Değil diyenler ise mesela yeni bir metot ortaya çıkmıyor olacak. Yani burada bunu İngilizce yapacaksınız bu arada. İngilizce böyle münazara kısmı da olacak ve ben cümleleri düzelteceğim. Hata yaptıkça. Böyle böyle arkadaşlar speaking yeteneğinizi geliştireceksiniz. İşte çeviri yaparak okuma anlama yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bayağı interaktif olacak bir de yani. Bir de şey var. Grupta olmuş olacak. Hatta size şey göstereyim. Bir dakika. Şimdi bir ve iki orayı nasıl gösterebilirim? Burada bu kurs arkadaşlar. Şurada bir grup var. Bu grubu açınca bu grup gözükmedi değil mi? Bu grubu göstereyim. Burada güzelliği mesela Udemy'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada bir kursa kaydolduğunuz zaman o kursun ayrı böyle sosyal medyası gibi düşünebilirsiniz yani. Bir grubu var. Ve grupta birçok şey yapabiliyorsunuz. Bir dakika grubu göstereyim. Yan sekme de açıldı. Şu an gözüküyor mu? Gözüküyor olması lazım. Ben paylaştığınızı göremiyorum. Şu an gözükmüyor mu? Kamil. Ben de gözüküyor yani. Şu an gözüküyor olması lazım. Ha, şimdi göründü. Tamamdır. Bu grupta arkadaşlar eğer işte kursa kaydolursanız bu gruba geliyorsunuz. Bu grupta ben mesela canlı yayınlarda
canlı yaptığı ve sesli. Sonra bu yayınları ben video olarak gruba koyacağım. Yani yayına katılamayan mesela işiniz çıktı. Katılamadınız. Bir önceki derste neler, hangi metinleri çevirdiğimiz, neler konuşulduğunu burada böyle videolardan izleyebileceksiniz. Sonrasında ben işte ders olduğu zaman burada duyuru paylaşabiliyorum. Şu an mesela bu ilk bootcamp olduğu için o kadar yani aktif ama o kadar da aktif değil. Bunlar işte bir bootcamp yapacağız. Ondan sonra sürekli olarak bu grup üzerinden bootcampler olacak ve bir noktadan sonra artık öğrenciler de artacağı için siz kendi aranızda da burada sorular soru cevap. Mesela burada soru sorduğunuz zaman ben direkt olarak soruları görebiliyorum. Burada anket paylaşabiliyorsunuz. Farklı şekillerde. Sonrasında mesela GIF falan atabiliyorsunuz. Sonra bir dosya yükleyebiliyorsunuz. Mesela ben ekstra bir PDF yüklemek istediğim zaman mesela bir kursa kaynak olarak tak buraya PDF atabileceğim. Ondan sonra video atabileceğim. Fotoğraf atabileceğim. Yani farklı farklı işte anketlerle mesela bu bootcamp bitecek. Sonraki bootcamp için mesela bir şey ortak bir karar alacağız. Yani nasıl bir bootcamp istiyorsunuz? Yani ne o bootcamp'te nelere odaklanalım? Hemen anketle ben size sorabileceğim. Mesela şu an Udemy'de onu yapabileceğim bir şey yok. Her kursun ayrı bir duyuru kısmı var. Ve her kursun duyuru kısmını ayrı ayrı paylaşmam lazım ki. Bir de oradaki öğrencilerin de çok küçük bir kısmı. Yani %1, %2'si görüyor. Onlar bana dönüş yapacak ve onların dönütlerinden ancak ne istediğinizi anlayacağım. Ama bu grupta ben bir şey paylaştığım zaman direkt olarak size bildirim gidiyor. Utorial sitesinde. Oradan görebileceksiniz. Yani bu interaktiflik açısından da çok önemli. Ve benim aynı şekilde Udemy'deki kursları da burada da bu paylaşıyorum. Şu an böyle yayınlanıyor. O kursları da daha sonrası mesela buradan alıp yine o kursları alan insanlar da bu gruplara girecek. O şekilde yani biraz hem Udemy'nin yanında bir de Utorial'da da bayağı kurs paylaşmayı hedefliyorum. Çünkü bu grup olayı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani bence sizin için de önemli. Ya biliyorum. Diğer bir gruba şey yaptınız mesela bir kursu aldınız. O kursu alan başka öğrencilerle iletişim kurmak istersiniz mesela diye düşünüyorum. İşte yani şu sayfada işte şurayı ile ilgili mesela bir soru sordunuz. Mesela bir tartışma oluşturabilirsiniz burada. İşte orayı ne düşünüyorsunuz falan. Veya işte bana sorup burada şey yapabiliriz. Yani şey olayı da çok güzel. Bakın burada şimdi bir tane ben göreyim. Mesela burada bak, Necdet Öktem bir şey yazmış. Ben mesela oraya cevap verebiliyorum. Bak kişiye cevap verebiliyorum burada. Ben bir şey yazdım, bana cevap verebilirsiniz. Bu aslında çok basit bir özellik ama Udemy'de yok. Udemy'de dikkat ettiyseniz duyurularda. Ben duyuru yapıyorum. Duyuruda birisi bana soru soruyor. Ben duyuruda o kişiyi etiketleyemiyorum. Ben de ayrıyeten bir cevap yazmam gerekiyor ki. Yani o kişi de duyuruya tekrar gelecek. Benim mesajımı görecek, ona cevap attığımı işte fark ederse ancak o zaman bana cevap verdiğimi görüyor. Burada ama ben direkt olarak kişiyi etiketleyebiliyorum yani. Hani bu çok temel ama Udemy'de olmayan bir özellik. İnteraktiflik açısından bu Utorial çok daha iyi. Yeni platform ama bence ileride daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Mehmet Kara, dükkandaki linkleri indirim süreleri doldum hocam. Ha bak dolmuş olabilir. Bayağıdır yapmadım. Hangi kurs istiyorsun? Hemen sana oluşturayım. Bugün şey yapayım. Yani yeni link oluşturayım onlar için. Saatli İngilizce kursuna indirim görünmüyor. Sadece 100 saatlik kursu mu istiyorsun? Onun dışında istediğin başka kurs varsa şey yapabilirim. Hatta toplu şu an çok karmaşık olacak. Eğer sadece 100 saatlik kurs için ben sana oluşturayım. Bir dakika. Buradayım zaten. Onu iyi hatırlattın ya ben bayağıdır yapmamıştım. Güncellemedim oraya. Bu arada şeyle uğraşıyorum. Research proposal'la falan uğraşıyordum. Sonra yeni kurslar falan. Süreyi kaçırmışım. Evet. Kupon süresi bitmiş.
Evet, bu linki kullanabilirsin. Selim hoş geldin. İngilizce gramer seviyem iyi aslında ama belki C1, C2'de zorlanacağımı düşünüyorum. Anladım. O zaman bu kursu bitirdikten sonra geçebilirsin. Hatta o zamana kadar şey yaparım. Büyük ihtimalle yarın arkadaşlar yenilerim. Yani bu Google dokümandaki bütün şeyler büyük ihtimalle. Şimdi kampanya 16, onu 17 yapacağım. Yarın işte 17 için bir yeni şey yapayım. Kupon oluşturayım. Hem de bu kursları da eklemiş olurum. Hatta şeyi de yapabilirim. Bu yapay zeka kursları için büyük ihtimalle yeni bir şey oluşturacağım. Google doküman. Ki o bayağı uzun bir doküman olacak zaten. Kursu yaptıkça oraya ekleyeceğim. Onu da ekstra paylaşabilirim sonrasında. Yayın kayıtta benim için faydalı oldu. Kendi hatalarımı sonradan açıp izliyorum. Daha sonra kurs için oluşturduğum notlarıma yeni öğrendiğimi bekliyorum. Anladım. Evet, güzel yöntem. O anlık fark edilmeyebiliyor bazen. Benim düşünden daha faydalı oldu ya. Hani böyle canlı yayın yaparak çeviri yapmak arkadaşlar gerçekten daha faydalı. Ve şey limit de olacak yani. Maksimum 30 kişi. Mesela Udemy'de böyle yüzlerce binlerce kişi alabiliyor video olduğu için. Burada canlı yayın olduğu için interaktif yani bildiğiniz şey olacak yani. Böyle Zoom gibi düşünün. Hepiniz sesli olup böyle soru cevap bir şekilde yani muhabbet, sohbet falan da yani. Son yayınlardaki muhabbet de çok oldu. Sesli bir şekilde böyle muhabbet de edeceğiz. İşte çeviri de yapacağız. İngilizce de speaking de yapacağız. Güzel bir ortam oluyor. Tavsiye ederim. Emrullah hoş geldin. Hatta yeni katılan arkadaşlar için tekrardan şeyi paylaşayım. Bu bootcamp bu arkadaşlar canlı yayında şey yapıyoruz. Çeviri yapacağız. 20 Ocak'a kadar kayıt süresi. 20 Ocak'tan sonra kaydolamıyorsunuz. Udemy kursu gibi değil. 20 Ocak'ta başlıyor yani kursumuz. Bir aylık şey olacak. Her hafta sonu işte hafta sonları ders yapacağız. Yeni derste işte canlı yayınlarda böyle çeviri yapıyoruz. Çevirileri siz yapacaksınız. Ben kontrol edeceğim böyle birebir. Sonrasında speaking yapacağız. Onun için böyle kaçırdığım yerler var mı? Emre Aydın. Çok iyi olur. Çok iyi hocam. Umarım seniz gibi olur. Allah'tan anlasın. Teşekkür ederim. Bir tane yapmıştık zaten. Geçen ay başladı. Hatta orada emin olmadığım için kendimden şeyi bilmiyordum. Yani şimdi ben böyle yayın yapıyorum YouTube'da. Burada mesela siz sadece yazıyorsunuz ben muhabbet ediyorum. Yani bu muhabbet böyle sohbet için güzel. Bu bootcamp'te siz de konuşuyorsunuz seste. Hani böyle işte kaos olur mu? İşte ses üstüne biner mi falan filan diye böyle düşünüyordum. Ve verimli olur mu? Ondan da emin değilim. İş yapmadım. O yüzden mesela bootcamp'e 50 TL yapmıştım ki çok fazla kişi katılsa. Yine şey oldu yani katılım oldu. Böyle 5-6 kişi falan sürekli oluyorduk yayında. Bu başlarda falan özellikle. Baktım ya düşündüğümden çok daha verimli oldu. O yüzden devam etmeye karar verdim. İşte bir şey deneme işi yapmıştık. Gerçekten de şey verimli oluyormuş yani. Hem de şey de anlamış olduk. İşte hangi kısma odaklanalım, hangi kısma odaklanmayalım. Yani böyle sizin çeviri yapmanız mesela böyle canlı bir şekilde daha verimli olduğunu fark ettik. Hem de benim için de güzel oluyor yani böyle ayrı bir muhabbet sohbet. Şimdi burada ben konuşuyorum mesela siz burada yazıyorsunuz. Bazen yazmayı düşünen arkadaşlar oluyor. Mesela benim sesim size 15-20 saniye geç gidiyor. Bir de ben şeyden bu StreamYard'dan yapıyorum. Bir kopukluk falan oluyor. Orada ben bir şey sorduğum zaman direkt olarak canlı bir şekilde cevap veriyorsunuz falan. O çok daha şey gerçekten interaktif yapıyor ortama. Şu onunla birlikte hem Udemy'de
roman kursu, onun yanında yapay zeka kursu. Bir de hafta sonları bu bootcamp için canlı yapacağım. Bayağı böyle dolu dolu bir yıl geçireceğiz. Bootcamp ama biraz daha özel olacak. Sadece bir tane bootcamp yapacağım aynı süre zarfında. Ve maksimum 30 kişi olabiliyor. Onun için arkadaşlar katılmak istiyorsanız acele edebilirsiniz. Yani 20 Ocak'tan sonra ve 30 kişi geçerse ve 20 Ocak'tan sonra kaydolamıyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki bootcamp ne zaman olur? Şubat'ın 20'sinde falan. O zaman kaydolabilirsiniz. Yani her ay bir tane bootcamp olacak gibi düşünebilirsiniz yani. Seviye bu arada şey B1, B2. O seviyedeyseniz de ideal. B1, B2 seviyeye bayağı bir gitmeyi düşünüyorum. Bir otursun iyice tam ortada çünkü. Baktık böyle artık herkes işte şey B1, B2 seviyesini anlıyor rahat. Sonra C'lere geçeriz. Ondan sonra bir romana geçeriz. O şekilde. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Burada ben Çin'deyim. Saat bayağı geç oldu. Şu an gece 3'e geliyor. Ben yavaştan kapatayım. Sonrasında yine şey yaparız. Gerçi bayağı 2 haftadır yayın yapmadım. Böyle YouTube'da arkadaşlar yayın artık böyle bilmiyorum. 2 haftada bir de yapabilirim. Ya yani böyle bir yayını şeyde yaparım artık. Yani bir güncelleme olduğu zaman mesela şu an işte bir sürü kursum yayınlandı. Yeni bootcamp'e başlayan falan. Hem biraz muhabbet edelim hem de bu güncel gelişmeleri size aktarayım diye yayın açtım. Böyle işte bir hafta sonra, iki hafta sonra falan. Böyle iki haftada bir bence ideal yayın için. Şomra connection is unstable diyor. Şu an yayın nasıl arkadaşlar? Sesim falan net geliyor mu? Şu an yayın donuyor mu yoksa sıkıntı var sanırım. Yayın için teşekkürler hocam. Yarınki derste görüşmek üzere. Evet bir de yarın da yayın yaptı. O zaman bir erken yatıp erken kalkıp bir de yarın işte roman çevirisi yapıp sonra bir yapay zeka kursuna da başlayacağım. Ondan sonra akşam bir de yayın var. Yine yarın dolu olacak. Nurullah iyi geceler hocam. Bayağı saat farkı varmış Çin ile. Evet burası 5 saat ileride. Şu an Türkiye'de de 10. Yani şu an işte 9.59. 10'a geliyor. Tamamdır. Orada da biraz geç oldu. İyi geceler arkadaşlar o zaman. Böyle 1-2 haftaya görüşürüz. Yine böyle bir şeyler olduğu zaman topluluk kısmından da paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz yeni kurslarımı. Mesela yeni bu roman kursumun şeyini paylaştım. İndirim linkini paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.